günlerden blok. Önce şu saçlarımdan kurtulacağım. Biraz uzatmaya heves ettim ama asla olmuyor. Bir şekle falan girmiyorlar. Sonrasında bir tane kargo almam gerekiyor. Çok güzel bir şey aldım. Bir tane kargo götürmem gerekiyor. Böyle bugünümü de vloglayacağım işte, hani ne yaptığımı falan gösteririm. Amacı da o zaten, günlük videonun herhalde. Yeni puf aldım ama en fazla böyle oturabiliyorum. Böyle dik oturduğumda şu boynum boşta kalıyor ve burada hissediyorum o omurgamdaki dengesizliği. Hafif aşağıya doğru kaydığımda o da güzel olmuyor. O yüzden böyle oturuyorum. Saçlarım epey kötü olmuşlar. Bakın burada bir sürü beyazlarım var artık. Tamam, hazırız. Let's go. Her seferinde erkenden hazırlanıp itinayla geç kalıyorum. Aslında böyle üstleri biraz daha kısaltıp sakalları bıraksam güzel olmaz mı? Böyle çok daha iyi oldu. En azından saçlarımla uğraşmayacağım. Burası İstanbul gibi olmadığı için adım başı vlog çok insanlarla karşılaşmalar fazla. O yüzden dönüp bakan insan sayısı çok daha fazla oluyor. Hayvan çiftliğinin yeni baskısını yapmışlar bu şekilde. Aşırı derecede güzel gözüküyor. Elimde tam para var ve kimse bozmuyor. Bu yüzden şimdi gideceğim. O parayı ATM'ye yatıracağım ve yarısını çekeceğim. Böylece hem hesabımda biraz daha fazla para olmuş olacak, hem de paramı bozdurmuş olacağım. Hem de kimseye de muhatap olmamış olacağım bu. Fırça falan sipariş etmiştim, onlar gelmişler. Ama kargo köye getirmiyor, o yüzden biz gidip almak zorunda kalıyoruz. İki tane guaj boya almıştım. Bir tanesi Sudor'un, diğeri de Mona Lisa'nın bu 12 renkleri. Bu 12 renk, bu 10 renk diye hatırlıyor. Yok, ikisi de 12 renk. Üç tane de fırçam var. Bir tanesi 16 numara, bir tanesi 2 numara, bir tanesi de 9 numara. Saat gece 12.30. Normalde birkaç gündür uykumu düzene sokmaya çalışıyordum. İşte erken yatıyorum, erken kalkıyorum falan. Bugün de yine aynı şeyi devam ettirmeye çalışıyordum fakat gece saat 12.30'da kahve içiyorum. Hatta Elsa'lı bardakla içiyorum. Yıl oldu 2021. Ben ilk defa bu hafta Maymunlar Cehennemi'ni izledim. 3 filmini peş peşe 3 günde bitirdim. Neden bilmiyorum. Böyle filmlerdeki bazı karakterlere aşırı derecede bağlılık duyuyorum. Ve açıkçası karakterlerin yaptığı işler, aldığı kararlar falan aklımdan çıkmıyor. Acaba böyle yapsaydı böyle mi olurdu gibisinden. Maymunlar Cehennemi de Sezar'a aşırı derecede hayranlık duyuyorum şu an için. Bilmiyorum, umarım bir saçmalık yapmam. Mesela benim için 3 Spartalı'nın ne kadar önemli olduğunu büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Alacağım bir Japon balığının adını falan böyle Leonidas koymayı düşünüyorum. Ya da yani durduk yerde sohbet açıyorum 3 Spartalı'na falan. Şu an Maymunlar Cehennemi'nden sohbet açabileceğim kimse yok. Çünkü ya çok eskiden izleyenler olmuş hatırlamıyorlar. Ya da benim kadar ilgi duymuyorlar. Acaba diyorum Maymunlar Cehennemi ile alakalı bir video yapsam mı? Bir yanım boşver uyu, hayatın düzenine sok diyordu. Öbür yanımda boşver filmi aç, hayatın düzene girmesi olur diyordu. Ben de filmi açtım. Şimdi filmi izlerken bir şeyler karalarım, çizerim ederim falan. Öyle geçer herhalde zaman. Reis, bu ne oturuştur böyle? Uzun zamandır istediğim boya kalemlerine sonunda kavuştum. Faber-Castell'in Classic Color serisini aldım, 24 renkli olan. Normalde bir resim yaparken genelde ana renkler falan bile yeterli oluyor aslında ama bu kalemler bence başlangıç seviyesi için çok güzel. Hem boyanın yumuşaklığı hem de renk kalitesi çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bunları sadece resim yapmak için kullanmayacağım. Coğrafya ile alakalı bazı çizimler yaparken, harita çizerken falan da kullanacağım. O yüzden böyle bir şey alma gereği duydum. Link bırakayım mı aşağıya bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim, ben internette pek çok yerde araştırdım. Genelde 50 lira civarına denk geliyordu. Eğer çevrenizde bir kırtasiye veya bu tür boyalar satan yerler varsa oradan almanızı tavsiye ederim. Çünkü neredeyse bir 10-15 lira daha ucuza buldum. Şimdi her videomda gelenek haline gelmiş olan kahve yapma aşamasına geçiyorum. Sonra spor yapacağım, o yüzden biraz koyu bir kahve yapmayı düşünüyorum. De yapsam güzel. Telefonumda kılıf bile olmadan dışarıya çıktım. Eğer buralarda bir yerde video kesilirse anlayın ki telefonu düşürdüm.
Şu Elsa'yı nerede görsem o küçük kız aklıma geliyor. Şey diyordu. Ay bir baktım Elsa. Ay bir sarıldım. Bir kokladım. Onun videosunu koymak isterdim ama bilmiyorum telif yenir mi yenmez mi. Ummadığım yerden telif geliyor zaten. O yüzden bir baktım Elsa yazarsanız onu bulursunuz büyük ihtimalle. Şimdi geldim güvercinleri besleyeceğim ilk önce. Sonra bir yarım saat 45 dakika sonra da spor yapacağım. Artık evde dumbbell ve ağırlık da var. Onları biraz değerlendirmek istiyorum. Böyle yani 2-3 gündür öyle açıp açıp video çekiyorum sürekli. Böyle boş bir vlog olsun istemedim. Sonuçta vlog çekmek gün içinde ne yaptığını göstermek oluyor. Ekstra bir şey yapmam gerek olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Size de yeni yavrularımı göstereyim ama maşallah demeyi unutmayın. Diğer gösterdiklerimin üçü birden kayboldu uçururken. O yüzden şu bir tanesi. Burada iki tane var. Burada da iki tane var yine. Bunlar hiç korkmuyorlar. Ne insanlar ne telefona. Bu çok güzel bir duruş bence. Tamam, bu kadar spor yeter. Şimdi bir kahve daha, ondan sonra kardiyo, ondan sonra da yemek yiyeceğim. Zaten o zamana kadar da akşam olmuş olacak. Videoda nefes alıp verişim çıkmasın diye nefesimi tutarak çekmeye çalışıyorum videoyu. Az kalsın canımı teslim ediyordu. Neyse, daha epey yolumuz var. Daha 20 dakika falan oldu. Henüz şu an alçak bir yerdeyiz. Hedefim şuradan gözüküyor mu acaba? Şuraya varmak. Yani ağaçların olduğu bölge değil, şu tepeye. Bundan sonra böyle her gün vlog açacağım. 3,5 gün bir tane, 3,5 gün bir tane tutsam zaten haftada 2 video çıkıyor. Aralarda da diğer videoları çekerken burada onlardan bahsetsem, onlara da burada kart koysam muazzam izlenme gelir bence. Güzel taktik. Yanıma böylece su bile almıyorum çünkü sık sık çeşmeler var zaten. Hep uzaktan gördüm bunlar. Tarla kargası diye geçiyor bizim burada. Ve aşırı büyükler. Galiba biraz kızdırdık. Şurada bir şeyle uğraşıyorlar da ne olduğunu merak ettim açıkçası. Böyle çevremde dönüp duruyorlar. Rahatsız ettim galiba. Güzel bir kameramın olmasını çok isterdim şu an. Hemen bir zoom atardık şuraya. Uçmaya devam ediyorlar. Böyle doğa fotoğrafları çekmeyi çok karanlığım. Böyle doğa fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum. Ama telefon lenslerim buna olanak sağlamıyor fazla. O yüzden profesyonel bir kameraya geçiş yapmayı düşünüyorum. Ama
Bu ne zaman olur bilemem şu an için. Bulamadığımız bir ortam. Çünkü medeniyetin içine doğuyoruz. Her şey hazır. İşler tıkırında. Kaderimiz belli. Dolayısıyla burada bu güdü biraz karşılıksız kalıyor. Yani köyde, belde, Toros'un dağ köylerinde yaşayan birileri tarlada, hayvancılıkla, dağda, tepede uğraşırken bunu gene yapmak zorundasın ama. Ve böylece zirveye ulaşmış olduk. Benimle bu 3 günlük vloguma eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Videonun sonuna büyük ihtimalle bir şeyler ekleyeceğim. İşte sağdan soldan güzel görüntüler çektiğimi düşünüyorum. Bunun dışında bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.